Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve merede-i şeyatin zincire vurulur buyurmuştur. Buhari. Hadiste geçen merede, inatçılar, direnenler, saldırganlar demektir. Bu ifadeyle şeytanların en azgınları, ipe sapa gelmezleri, gözü dönmüşleri kastedilmektedir. Evet, bu mübarek ayda merede-i şeyatin zincire vurulmaktadır. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret pazarıdır. Uhrevi hasılatın en verimli tarlasıdır, amellerin filizlenmesi için Nisan yağmuru hükmündedir. Sair zamanlarda bir Kur'an harfi okuyan kişi 10 sevap kazanırken, bu zamanda 10 binlere kadar kazanç artmaktadır. Bundan istifade eden müminlerin elde ettiği büyük kâr şeytan açısından tam bir felakettir. Bu durumda hırsından deliye dönüp insanları günahlara çekmek için bütün hilelerini kullanacağı göz önünde bulundurulduğunda şeytanın elinin kolunun bağlanması büyük bir rahmet olacaktır ve sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz de böyle yapmıştır. İnsanlar gibi şeytanlar da kısım kısımdır. Çok aşırı zararlıları olduğu gibi her insana özel verilmiş şeytanlar da vardır. Sonsuz hikmet sahibi olan Allah, geniş koordinatlar ve sınırsız potansiyele sahip çok kıymetli cihazlar, çok üstün kabiliyetlerle donattığı insanın sürekli terakki etmesini, yaratılışının hakkını vererek maddeten ve manen yükselmesini murad ettiği için şeytanları insana musallat etmiştir. Grafit denilen maddenin 100 bin atmosfer basınç ve 3 bin derece sıcaklık altında tutulmasıyla ancak elmas elde edildiği düşünülürse, insan fıtratındaki elmastan çok daha kıymetli maddelerin açığa çıkması için şeytanların ne kadar lüzumlu olduğunu idrak edebiliriz. Yalnız Ramazan ayında bağlanan şeytanlar, hususi şeytanlar değildir. Daha zararlı ve şerli şeytanlardır. Herkesin hususi şeytanı ise insanla sürekli beraber bulunmaktadır. Eğer şeytan insandan ayrılsa o zaman insanın terakkisi durur. Ne var ki atmosferin daha nurani ve manevi iklimle hayat bulması,
gönüllerin iman ve Kur'an nurlarına boyanması ve herkesin derecesine göre cesedinden sıyrılıp ruhu bir hayata adım atması sebebiyle Ramazan-ı Şerif'te bu şeytanların tesirleri ve zararları azalabilir. Bu hadis-i şerif, kastedilen şeytanların zincire vurulması ve cehennem kapılarının kapanması hususu oruç tutan müminler için geçerlidir. Zira oruçlu, oruç sebebiyle şeytanların dolaşma yeri olan kan damarlarını tıkamış olur ve şeytanlar oruçlunun bedeninde rahat hareket edemez duruma gelirler. Oruca inanmayan ve onu tutamayanlara cehennem her an ağzına kadar açıktır. Hülasa Ramazan ayı geldiğinde sadece oruç tutan müminlerin şeytanları zincire vurulur ve o müminler için cehennem kapıları kapanıp cennet kapıları açılır. Kafirler ve fasıklar için şeytanlar her zaman serbesttir ve cehennem kapıları sonuna kadar açıktır. Büyük Müceddit İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de buyurduğu gibi, günahı sadece şeytanlar işletmez. Günaha daha çok nefsi emmarelerimiz sebep olmaktadır. O ise her an avının üzerine atlamak üzere pusuda bekleyen bir panter gibidir. Ramazan geldiğinde bağlanan şeytanlar, oruç tutan müminlerin şeytanlarıdır. Oruçluların Ramazan ayında sinirli olmasının altında nefs-i emmarenin aç kalmaktan dolayı isyanı yatar. Nefs-i emmareyi en iyi dizginlemenin yolu da onu aç bırakmaktır. Maalesef ki açlığı sadece mide açlığı olarak algılayanlar hiç de az değildir. Oruç 3 türlüdür. 1. Genelin orucu. Ramazan ayında her Müslümanın tutması farz olan bir vakitten bir vakite yemeden içmeden ve cinsi münasebetten kesilmekle yapılan oruçtur. 2. Hevasın yani seçilmişlerin orucu. Geneli için belirlenen sınırlar bunlar için de geçerlidir. Bunların orucunun avamın orucundan farkı şu uzuvlarla birlikte oruç tutmaktır. Gözü haramdan, dili yalan ve gıybetten, melayani sözlerden, kulağı kötü şeyleri dinlemekten, eller ve ayakları günaha götüren her şeyden alıkoymakla tutulan oruçtur. 3. Havasıl, havasın orucu. Kalbi, ruhu ve nefsi Allah'ın zikrinden, başkasının düşüncelerinden ve sevgisinden keserek tutulan oruçtur. İşte bu oruç, Evliyaullah'ın büyüklerinin orucudur. Peki şeytanlar zincire vuruluyorsa, bu kadar insan Ramazanlarda niçin günahlar içinde bulunabiliyor? Cevabını hikmet ehli bir büyüğümüz sempatik anlatımıyla şöyle izah etmişti. Bizim köyde köpekler vardır. Evin önündeki bahçeye geceleri salarız ki, hırsız, uğursuz girdiğinde kovalasın diye.
Gündüzleri de belli bir ip uzunluğu bırakıp bir kazağa bağlarız. Şimdi sen bahçeye gelsen, normalde eve doğru yürüsen sana asla ulaşamaz. En fazla havlar durur. Ama sen gidip onun yanına yanaşsan, gitsen, sürtünsen ne yapar? Tabii ki ısırır. Şimdiki insanlık da zincir mesafesine giriyor. Bütün mesele de oradan çıkıyor. Ramazan fırsat ayı. Mekana değer veren, içinde bulunan eşya ve kişiler olduğu gibi zamana değer katan da Allah'ın ona verdiği önem ve zamanda meydana gelen olaylardır. Bu anlamda Cenab-ı Hak, kameri ayların üçüne diğerlerinden daha fazla sevap kazanma imkanı koymuş ve zamanda diğerlerinden üstün tutmuştur. Bu aylara üç aylar diyoruz. Üç ayların ilki Recep, ikincisi Şaban ayıydı. Bunları hakkını vererek veya veremeyerek geçirdik. Artık onları geri getirme imkanımız yok. Şimdi Ramazan'ın içindeyiz ve artık gaflete vakit kaybetme gibi bir lüksümüz olamaz. Rabbimiz Kur'an'da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde bu aya özel bir önem vermişlerdir. Kim bir nafile işlerse farz sevabı alır. O, içinde Kur'an'ın inmeye başladığı müminlerin orucu, teravihi, fitre ve zekatıyla kulluk adına zirveye çıktığı, yardımlaşmanın diğer zamanlara göre daha fazla olduğu bir aydır. Efendimizin, "Selman benim aile halkımdandır" buyurduğu Selman-ı Farisi'nin rivayet ettiği Ramazan ayı ile ilgili bir hadis vardır. Bu hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde ashabını toplamış ve onlara önemli bilgiler içeren bir hutbe okumuştur. Ashabına şöyle seslenmiştir: "Ey insanlar! İçinde bin aydan daha hayırlı bir gece Kadir gecesi bulunan büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu öyle bir aydır ki Allah onun gündüzlerinde oruç tutmayı farz, gecelerini de namazla ikame etmeyi nafile kılmıştır. Kim bu ay içinde bir ibadet veya iyilik yaparsa, diğer aylarda bir farz işlemiş sevabı alır. Kim farz bir ibadet yaparsa, diğer aylarda 70 farz işlemiş sevabı alır. O sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennet olarak verilir. O yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı arttırılır.
Her kim bu Ramazan ayında bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden azat olup kurtulmasına vesile olur. İftar ettirdiği kişinin sevabından hiç eksiltmeden onun sevabı kadar da iftar yemeği verene yazılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucun ve oruçluyu iftara davet etmenin önemini bu şekilde anlatmaya devam ederken, sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, hepimiz iftar yemeği verecek güç ve zenginlikte değiliz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Sadece mükellef sofraların değil, fakir sofra sahiplerinin de karşılığını alacaklarını söyleyerek şöyle buyurdu. Allah bu sevabı bir hurma, bir yudum su ve bir miktar süt ile iftar yaptıranlara da verecektir." Bu soruya cevap verdikten sonra Peygamberimiz anlatmaya devam etti. Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluştur. Bu ayda her kim hizmetçisine kolaylık sağlarsa Allah da onu bağışlar ve cehennemden azat eder. Bu ayda dört şeyi bolca yapın. 1. Kelime-i şehadeti çok söyleyin. 2. Bol bol tevbe ve istiğfar edin. 3. Allah'tan cenneti isteyin. 4. Cehennemden Allah'a sığının. Kim oruçlu bir insana su verirse, Allah ona benim havuzumdan öyle bir su içirecektir ki, o cennete gidinceye kadar asla bir daha susuzluk duymayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve merede-i şeyatin zincire vurulur," buyurmuştur. Buhari.